yaptı. Köyden ikinci günden herkese günaydın kızlar. Biz yine kahvaltımızı hazırladık. Zeytinimiz, biber kızartmamız vardı dünden. Onu biraz yoğurtladık. Sarımsaklı yoğurtla harika oluyor. Burada sadece böyle has köy tereyağında yapılmış domates kızartması diyorum ben Menemen. buna. Yo, menemen değil baba. Bol kekikli, karabiberli ve üzeri kaşarlı kızlar. Burada peynir çeşitlerimizden koyduk. Burada yine domatesimiz. Yengem dün geldi. Burada eşimin yengesi var. Çok güzel bir bahçesi var. Muhteşem bir salatalık getirmiş bize. O kadar güzel ki bu eski gerçek tohum salatalık, yani belli tadından, kokusundan. Reçelimiz, Aysuncuğum sucukları getirdi ve ekmek kızartıyoruz. Ya Bizlere ne olsun baba? devamlı da gelmeye devam ediyor. Bize ne olsun baba? Bir de Yok, bizlere ne olsun? Afiyet olsun. afiyet olsun. Bizlere afiyet olsun. Sizlerle de buyurun. Evet. Sizleri de davet ediyoruz köyümüze. Evet. Bolu Temiz burası hava. kızlar. Mis gibi havası var. Bolu Uzunçam köyü. Hadi bakalım. Ve canlarım, bakın size ne göstereceğim. Dün eşim enişlerle Nalan pazarına gitmişti. Buraya yakın kaza. Nalan aslında Ankara'ya bağlı, bilenler bilir. Ama bizim buraya çok yakın, Bolu'ya. Yani köye. Nalan biberi var şöyle. Özellikle turşuluk biber kızlar bunlar. Sarı. Hani böyle yeşil değil. Çok uçuk yeşil. Sarı resmen. Geçen sene kayınvalidem yapmıştı turşusu. İnanılmaz güzel oluyor. Bu sene de aklıma geldi. Aldırdım. Bir de şu gül biberi var. Ankara'da hiç görmedim bundan neredeyse. Belki bir iki defa rast gelmişimdir. Böyle bakın. Gül şeklinde resmen. Gül biberi adı. Bu da böyle domatesli falan yapınca çok lezzetli oluyor. Onu da o şekilde yapmak istiyorum. Bakalım. Böyle. Adı Nallıhan biberi diye geçiyor. İşte gül biberi olarak da geçiyor. Bakar mısınız şeklinde? Harika gerçekten. Şimdi bunları kuralım dedik. Kayınvalidem buradayken hazır şey yapalım dedi. Onun biber turşusu çok güzel oluyor gerçekten. Sarımsak ıslatmıştı şöyle. Sarımsaklar da bahçeden kızlar. Nurhan yengemin bahçesinden. Aydın ablaya vermişti o görümceme. O da bana sağ olsun şey yaptı. Sen götür, ben ona yine veririm dedi. Turşu için. Burada çünkü çok sarımsak yoktu. Öyle, şimdi bunları da yapalım. Kuracağız. Az kaldı. Bu da fasulyemiz demek ki. Bakar mısınız, hemen kavrulmaya yüz tuttu. Rengi değişti. Bunu güzelce bir hemen çevireyim. O da kavrulsun. Koyalım bir frize. Bakın böyle. Annem uçları. Neresini alıyorsun anne tam? Ucunu alıyor. Bir de karnına sokuyor. Anne ya. Ucunu alıyormuş, bir de karnına sokuyormuş kızlar annem. Tam çok mu alıyorsun anne öyle ucunu ya? Yok He, en canım. şeyine. He, En. alsın içine diye. Ha. Şöyle kızlar. Şöyle ucunu alıyorum şöyle. Bir de karnına sok. Gerçekten harika oluyor ama turşusu tam tutuyor annemin. Şimdi çekeceğim nasıl yaptığını. Ucunu alıyor, karnına sokuyor. Başından. Küçücük. Ama bu şeymiş, kötüymüş. Ha, Küçük kötü kaldı. olduğu için. Çürüklerin çarıklarını almak lazım ki turşuyu bozmasın diye anne. Aynen. Vallahi neyle nasıl kursa da harika oluyor. Annemin biber turşusu. Normal biberleri de böyle olacak ha anne. Evet. Ne eriyordu ne bir şey yapıyor valla. Hadi kapatayım, ben de sana yardım edeyim. Şimdi bir zahmet diyordur içinden. Anne. Yok, öyle bir şey demedim. Ya yerim Tamam. seni. Yıkadım bunları güzelce. Ben de yardım ettim tabii. Şimdi hadi kız. Ben de yardım edeyim sana anne, dur. Ay pardon baba. Yetti. Şuradan nohut alacağım kızlar. Bakar mısınız, burası mutfak dolabı gibi kullanılırmış eskiden. Bu çok eski bir ev çünkü. Kayınvalidemin, kayınvalidesinin, belki onun bile eski. Öyle. Böyle burada erzak dolabı gibi. Böyle düzenlemiş kayınvalidem burayı. Valla çok da düzenli bu şekilde. Gördüğünüz gibi kızlar. Hepsi burada.
Örtülerini bile bembeyaz, gördüğünüz gibi tertemizce. Ben şimdi niye geldim buraya? Ay, nohut alacağım. Kız, nohut nerede? Dur bir kapatayım da bulayım kızlar. Buldum. Bundan götüreyim. Şey, turşu için dibine koyuyor kayınvalidem. Mayalanması için. Ay, ojelerime bakar mısınız? Daha vakit bulup süremedim. Tekrardan burada elim sudan çıkmıyor. Babam da saat tamir ediyor. Al kaç tane lazım sen yıkayım. Avucuna bir tane ağzı çözelim. Bakın, küçük bir avuç nohut koyduk. Yaklaşık bir 20-25 tane var içinde. Sarımsakları da böyle iri olduğu için yengemin sarımsaklarına maşallah vallahi o kadar güzel ki. Böyle dilip dilip koyuyor annem dibine biraz. Yani yaklaşık kaç diş diyelim anne, normal dişle? Bir 7-8 diş değil mi? Evet. Dibine. Şimdi biberleri atıyoruz. Evet. Baba çekim yapıyor da bir dakika. Ya baba, tamam ben düzelteyim, durun. Tamam. Çekim arası kızlar, kamera arkası. Pardon. Ay. Olsun. Yabancı değiller takipçilerim. Vallahi almayacak gibi anne sanki o. Gene aralarına kızlar işte böyle sarımsak atıyor. Ha, bastırıyoruz tabii. Ay, kıyır kıyır biber o kadar güzel ki. Hiç de acısı çıkmaz bunun. Değil mi anne? Hiç çıkmaz. Hiç. Anne, bıçak var, dikkat et eline. Var ya, üstümden nasıl büyük kalktı anne. Ankara'ya gidince bir de bununla uğraşacaktım. Bıraktık. Devam ediyoruz. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Tekrar sarımsak. Tekrar üstüne biber. Ben dur yardım edeyim sana biraz da. Şimdi hepsini uçlarını hallettik. Deldik bitti. Sarımsaklarına devam ediyor. Biraz biber, biraz sarımsak. Toplamda da yaklaşık kızlar 20-25 diş sarımsak vardı burada. 15-20 dişini, 20 dişini kullanıyorsun değil mi anne? Fazla. 20-25 diş diyelim o zaman. 25 diş rahat kullanılıyor kızlar bu bidona. 10 kiloluk bu bidon. Biber de tam ne kadar söyleyeyim size? 2 kilo. Biber de yok anne, 2,5 kilo tam. Biber 10 liralık almış, 2,5 kilo. Yani zaten 10 litre şey yaklaşık 3 kilo falan alıyor. Salatalık da öyle de biber de bilmiyorum.
Alacak gibi anne. İki de kırmızı domates getir. Tamam. Sertlerinden mi? Tamam. İki tane de böyle yumurta domates sertlerinden seçtim. Yarasız veresizlerinden. Böyle onu da dilim dilim yapıyor annem. Kenarlarından görürsün kızı, kırmızı olanları. Süslü olsun ha? Süslü olsun. Şimdi suyunu yapıyor kayınvalide. Bir tane bu sirkeyi döktü. Pardon, yarımdı bu. Yarım üzüm sirkesi döktü. Şu Bim'den alınan sirkeler var ya kızlar, klasik. Ondan yarımını döktü. Şimdi bundan da yarım döküyor. Yarım da elma. Yarım elma, yarım üzüm sirkesi diyeyim size kolayca. Yeter anne bence. Değil mi? Bu sana kalmayacak. Şimdi tuz. Suyunu şey yapalım. Getireyim suyunu da. Ne kadar ölçü ver anne? Şimdi 10 litrelik kavanoz oldu. 2,5 kilo biber, ki o aslında 3 kilo biberi tam alıyor. 10 litreye 3 kilo biber diyeyim kızlar. 1 2 avuç tuz koydum. 2 avuç dolusu tuz kızlar. Annemin tarifi böyle. Annemin önceleri 2 avuç dolusu. Şimdi şuradan da iyi su var. Ay ay, bir dakika. Şu görümcemden getirdiğim iyi su var. Onun suyu çok güzel. Onunla yapacağız. Hadi bakalım. Herkesten bir şey aldık. Görümcemden sirke, yengemden sarımsak, pazardan biber, annemden tuz. Kızlar, beleşe getirdim valla. Turşuyu kız. Helal edin valla. Helal olsun. Ay canım. Birlikte olsun. Şimdi. Köy turşusu yapıyoruz. Köy turşusu. Köy turşusu yapıyoruz. Evet. Sana getireyim anne. Şey, bardakla mı koyalım? Şurada cezve var. Tamam. İyice eritiyoruz kızlar tuzu. Evet, tuzunu iyice erittik. Besmele çektik. Turşumuza şimdi tuzunu döküyor annem. Suyunu döküyor. Niye burada yapıyoruz? Çünkü kayınvaliden böyle ayağını uzattı. Dizi ağrıdığı için rahat yapıyor. Sağ olsun. Tezgah başında dikilmesin dedik. Öyle kanepenin üstünde. Daha bir yok.
Çekim arası babam geldi gene. Ay baba. Çekim. Bir şey geliyor, çekim atı. Olsun. Vereyim annesi. Dur. Burada var mı? Var mı? Ha. Evet. Hı. Buna biraz daha sirke koyarsın. Hı hı. Ondan sonra limon koyarsın. Limon tuzu at şuradan da. Tamam. Tamam. Bitti gitti kızlar. Gördüğünüz gibi tam 5 litre de su yedi. 2 avuç tuz. Toplamda yarım yarım bir bu Bim'in klasik şeyleri var ya, şu sirkeleri. Onunla sirke. 2 avuç tuz. Dediğim gibi şimdi birkaç da limon tuzu koyacağız. Kapatacağız. Ankara'ya gidince de limon ilave edeceğim. Limon, limon yok burada. Hadi bakalım. Eline sağlık anne. Afiyet olsun. Şuradan limon tuzu al da gerek. Tamam. Şöyle şurup şeyi var ya, bir tatlı kaşığı yani kızlar. Bir tatlı kaşığı da böyle limon tuzu ilave ettik. Bir, iki tatlı kaşığı. İki tatlı kaşığı da limon tuzu ilave ettik. Bu kadar. Ve bakın kızlar. İşte böyle turşum. Bitti misler gibi. Siz de yapın, deneyin. Aynen bu ölçülerle. Gördüğünüz gibi milim gram değil. Bildiğiniz ev tipi ölçü. Valla böyle güzel bir turşu yaptık. Hadi biz de afiyet olsun. Allah'ım sağlıkla tüketmemizi nasip etsin inşallah. Güle güle yiyin. Sağ ol anne. Şimdi de eşim geldi. Bostana gitmişlerdi. Kayınvalidemlerle. Bir şey için. Heh. Ne yapıyorsunuz? Kazıkları çaktık geldik. Kazıkları mı çaktınız? Ölçümleri yaptırdık. Kazıkları çaktık. Anne parmağım kırıldı bu arada. Nasıl ya? Kapıya sıkıştırdı da iyi yani. Sıkıntı yok. Hadi canım. Ağladı ama mı? Kırıldı yani. Buz koyun. Ey Murat. Sıkıntı yok. Keşke gitmeseydi o. Gelmedi bu ama neyse artık geldi. Hani erik mi topladın? Birkaç tane getirdim bak. Nasıl birkaç tane? Az mı topladın? Yok, daha olmamış ki. Yok, toplayacağım. Daha olmamış. E o yeşiller ne? Erik elma. Aa. Ama acı. Anne ya, ben elma çaldım başka bir damdan. Ne kadar ayıp. Bana ne? Haram ben ederler. Aa, aa. Hiç öyle olmaz, saçmalama. Çatlak hal ya. Herkese merhaba. Şu anda köyümüzdeyiz. Köyümüzdeyiz. Yarın sabah yola çıkacağız. İnşallah. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bu arada şey, dün enişten buralara hep sineklik yaptı sağ olsun. O yüzden böyle file gibi gözüküyor cam. Ay şu hamakta bir sallanamadım kız. Gel sallan gel. Şimdi mi? Gel. Vallahi. Ay ne yemeği kız? Kız karnınızı doyurdunuz da gittiniz ya. Karnınızı doyurdunuz da gittiniz ya. Kahvaltıdan sonra. Anne vallahi ne zaman dersiniz kızartalım. Köfte var. Tamam vallahi ben de gerçek söylüyorum. Şey sadece ekmek arası köfte yapacağız ya. De yapıp getirmiştim kızlar. Şey halinde ama şekillenmemiş. Onu çıkardım. Ay yok yemem ben. Oh Murat keyfin keyif. Yalnız o çok sağlam değil, dikkat et. Murat dikkat et, vallahi altında taş var ve o sağlam değil, bence de değil. Evet dikkat et. Ve şimdi köftelerimi böyle kızlar hazırladım. Buraya da tavayı ısıtacağım. Ondan sonra çok az böyle dibine yağ sürmüş gibi yağ koydum. Biliyorsunuz ki ben böyle teflon tavada hiç böyle bol yağda kızartmıyorum köfteyi. Böyle daha güzel ızgara tadında oluyor. Bu şekilde birazdan iyice ısınsın. Ondan sonra da kızartmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi böyle mühürlenir gibi oluyor. Dışı böyle
İçi yumuşak kalıyor. Suyunu da dışarı vermiyor. Tavayı iyice ısıttığım için. Çok da güzel pişiyor. Evet, bu şekilde pişiyor kızlar. Şimdi birazdan arkasını döndüreceğim. Pişince de ikinci tavasını atarım. Ondan sonra da ekmek arası bitti gitti. Ay şimdi yengeme geldik. Hani bahsetmiştin ya fasulyeyi veren. Bugün gündüz. Bana bakar mısınız patatesler de? Daha yeni yeni küçük. Ay o kadar güzel ki minicik. Bebek patates değil mi yenge? Haşlayacağım ha yenge bunu. Haşla öyle ye. Ay bir de fasulye toplamış kızlar. Araba yendiğim şeyden ya. Fasulyeden. Ay yenge ya. Kız şuna bak. Burası da balkona bakar mısınız? Canlatmışlar nasıl güzel. Ay şuna bak taze taze. Ankara'da bunu bulmak mümkün değil. Bu kadar. Ay yenge ne kadar çok toplamışsın kız. Yeter. Olsun. Ay şuna bak ya. Çok teşekkür ederim valla. Bunları da kızartırsın. He kızartırım valla. Ay şuna bak. Süt kabak. Ay yengecim sağ ol valla. Şuna boşaltalım da. Ellerine sağlık. Sana topladım. Hiç yengeme gelince boş dönmüyorum valla. İki pişirim yaparsın. Yaparım ben bunları buzluğuma koyarım yenge. Biberler de koyayım. Canım benim. Aydan ben erken geldim. Dedim baranlık olmadan toplayayım. Ay şuna bak ya. Daha çok olmadı. Çok olsaydı. Ay yenge aşk olsun daha ne olacak? Onları. Aynen kuruyacak onlar. Sadece sana vereyim zaten başka kimseye vermeyeyim. Onu güzelce yıka. Tamam. Haşla öyle yiyin. Hiç tamam. Şey yapma. Tamam. Şu bayılıyor Aliya. Öyle yedirdi. Numan Numan yokmuş gitti. Artık annem. Ha. Numan'ı kim aldı? Komşuya verdik. He, Ankara'ya mı gönderdin dedim yenge. Ali sen burada oturabilirsin. Yengemin radyosuna bak Ali minicik gördün mü? Çok güzel. Evet. Şuraya çiçeklik yaptırdım. Bak yenge. Ay nasıl güzel burada da Türk bayrağı. Kızlar bakar mısınız? Yengemin evi çok çok güzel. Gündüz olsaydı kamalyayı falan şey yapardık. Çekerdik görürdüm. Evet. Allah perdeni seçsinler. Ali hadi şey yap. Durabilirsin burada. Kapattım herhalde basıyorum. Kız yengeye niye zahmet ettin bunları? Zahmet etmedim. Kavanoz sarmam bunlar benim. Biri gelince. Görüyor musun? Kızlar bahsettiğim marifetli yenge bu işte. Nurhan yenge. Elimden koyuyorum göstermek arkadaşlar. Ay aşk olsun ben de elimle koyuyorum. Yabancı mıyız? Onlar da öyle koyuyordur. Elimiz sudan mı çıkıyor? Ne olacak yani? Göstermelik yapmaya gerek yok herkese. Neyse koyuyoruz değil mi yenge? Evet. Ay şu yediğimiz çıtır börekten yenge. Evet. Bir daha yapmıştın onu sen bize. Bunu nasıl kavanoz yapıyorsun yenge? Göster kız. İlginç geliyor böyle değişik şeyler çünkü onlara. Çoğalsın diyormuş. Depoyu büyüteceğim diyormuş. Aa bakar böyle mısınız kavanoza kızlar? Kavanoza koyup susuz düdüklü kaynatıyorum. Kapakları tutuyor. Kavanozla düdüklü de kaynatıyor yenge. Su koymadan. Sonra kavanozu açıyorum. Tavaya koyup yarım çay bardağına. 5 dakika pişiriyorum. Aha hamur oluyor böyle. Ay bakar mısın? Çiğken sarıyorsun yenge. Çiğ kavurup da yapıyorum. İçini kavurup da yapıyorsun. Çiğden yani sarıyorsun sonra. Pişirmeden böyle koyuyorsun. Evet böyle yemek. Düdüklü de bu şekilde. 10 dakika kaynatıyorum. Düdüklü de 10 dakika kaynatıyorsun. Sonra buzluğa mı yenge dipfrize? Hayır böyle boşluğa. Dolaba, boşluğa. Böyle duruyor. Ay bakar mısınız kızlar? Valla. Bir misafir gelince hazır oluyor. Ay ne kadar güzel. Alın size fikir işte. Çok güzel. Demden gelen diyecek. Allah'a emanet olun görüşürüz. Ve biz köyden ayrılıyoruz kızlar. Şimdi eşyalarımızı topladık. Kayınvalidemleri elini öptük ve tekrar geldiğimiz yoldan ayrılıyoruz.
Aslında şeyi çekecektim size. Telefonu o arada açamadım. Tam dağın altında, ormanın altındaydı evimizin yeri. Orayı tamamen gösterecektim ama işte telefonu açamadım o arada. Öyle yani. Hadi bize hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Kızlar biz köyden çıkıyoruz dedik. Gömcenlere uğradık. Onlar evine bir şey yaptırmıştı. Oraya bakmaya hem de Ceylin'i bırakmaya. Ama eniştem böyle hettet bir şeyler dedi. Hettet dedi. Hettet dedi. Oturun dedi. Oturun dedi valla kahvaltıya. Gömceme iş çıktı kızlar böyle. Anne hemen demek iki dakikada inanın. Şey. Olsun Ayten abacığım zaten yoldursun. Ne acelem var nereye yetişeceksin? Yavaş yavaş gideceksiniz. Sucuklu yumurtayı yapmış. Evet. Hemen biber kızartması kahvaltılarını böyle mis gibi hazırlamış. Hadi onları dışarı götürün. Salamı kızlar. Burada da buldum kızlar. Hadi. Hadi dışarı götürün onları. Ben de şunları tabaklara ayırayım. İşte bu. Oh bahçede yiyeceğiz. Evet. Sözde toktuk. Bahçemizi göster kız Duygu. Hey kız göstereyim Aydın abla dur. Herkes davetlidir gelebilir. Ay ne güzel. Yok, bakın yok. Burası da bahçesi ne kadar güzel ve şu an düzenleyecekler çok daha güzel olacak. Karşısı tamam, tamamen bahçe ağaçlık gördüğünüz gibi. Senin gelinciklerin falan oluyordu Aydın abla bu sefer çıkmamış. Günaydın. Evet bahçede kahvaltımız başladı kızlar. Merhaba. Hiçbir şey değişmem şu anki kahvaltıyı. Ay getirme Aydın abla. Yeter. Sus. Sus Murat getirecek. Ay kız nasıl güzel oldu. Ve şimdi Beypazarı'ndayız canlarım. Beypazarı'na geldik. Yolumuzun üzeri burası. Buradan da Ankara'ya ama şimdi şu şehir merkezine gireceğiz. Buradan bir Beypazarı kurusu alacağım. Sonra da devam edeceğiz. Ay burayı var ya. Şöyle bir gizlisim var ama çocuklar uyudu arabada. Hatta pazarı varmış. Eşimle girmek istedik ama. Çarşamba mı değil mi pazarı? Pazarı varmış ama işte dediğim gibi çocuklar uyuyor. Murat. Murat. Aa bak uyanmış. Aha. Uyandı. Murat gümüş alacaktık ya. Beypazarı gümüşçüsü ya. Gümüş yeri bura. Murat, bakalım mı? He? Bakalım. Anam hadi. Kızlar, asıl Beypazarı gümüş. Ay, kız pazara bakın. Ay Murat ne oldu? 2 dakika uğruyormuş pazara. Ben bir yer bulayım da arabaya. Tamam. Yaşasın yaşasın. Efendim Aliye? Uyanmasın. İyi ki uyanmışsın aynen. Bence de Aliye. İyi ki uyanmışsın anneciğim. Anne lütfen bir yerde suyu da içelim çünkü ben piştim. Tamam Aliye dur. Sizi bir de Beypazarı'na gezdireyim kızlar. Beypazarı pazarını gezdireyim. Şurada da havucu var ünlü. Havucuyla ünlü burası biliyorsunuz. Ali ağlama. Gelme senin baba. Bak Murat şahit ol. Bakın fiyatları göstereyim. 10 lira. İncir 20. Patates, soğan. Klasik. Burası ay, köy salatalığı mı o? Ne kadar? 5 lira efendim. Ay, dönüşte alayım çok güzel. Çok lezzetli olur o kızlar o. Şu bizim eriklerden kapının önü dolu. Kapının önü değil de tarlaların yanında ama ekşi oluyor diye almamıştık.
Sosluk domates var. Sosluk domates ne kadar? 2,5. Kız Migros'ta bile 1,5'tu. Fasulyeyi de buradan almayacağım. Alacağım yer var. €10 sarımsak. Daha istediğim şey var mı annem? Böyle değişik bizim pazarlarda olmayan bir şey varsa alırız. Yoksa gerek yok yani. Fiyatlar işte şey değil. Hani bazen değişik turşuluk biberler oluyor. Bir şeyler oluyor. Onlar iyi olur. Aa, turşuluk, ay biber şeymiş, bir o bibermiş. Salatalık var ettim. Ay dolma biberine bak. Bu ne biberi? Ay çok güzel, ne kadar? Yani ne özelliği var? Hani daha mı çabuk pişiyor? Allah Allah. Gel bakalım Doğa. Hiçbir farkı yok. Aman evet ya, biber biber. Ama şu öbür nallan biberini alalım halana. Hadi şu beyaz dolmalık yetti mi acıkıyor? Bahçeden baba, bahçeden baba. Hazır bunlar, buyurun, buyurun. 4 lira diyor, bak salatalık onu alalım. Köy salatalığı güzel olur. Taze yaşını, taze yaşını. Hiçbir yere gidişmiyor, hiçbir yere gidişmiyor. Nereye bak. Salatalık 5 lira, 6 lira. Domatesler 2,5 liradan başlıyor. Burası da köy meyveleri. Yok. Normal meyve işte ya. Oo, Hasan emmi, hayırlı olsun. Bana da 5 lira yazdık toptan. Elma bile 10 lira. Çok alacağım diyor. Ben 3 lira ödüyor. İncir 25, mürdüm 10, armut 12. Kız bura Ankara'dan pahalı ya. Öyle. Şu bibere bir de şuraya bakalım Doğa, bak şurada köylü pazarı gibi. Barbunya 10. Gel şuraya bakalım Doğa. Şu biber mi Doğa? Şu işte. Soralım dur. Nallıhan biberi. Evet, nallıhan biberi buldum kızlar. Eskişehir biberi diye de geçer bu nallıhan biberi. Nallıhan biberi. Ama normalde sarı turşuluk biber. Turşuluk aynen. Ha, kendi topla. Bakın kızlar, şimdi Ayaş'tayız. Yani Ayaş'tan geçiyorduk, durduk. Eşim domates toplayalım dedi. Hani çok bir şey melemenlik falan yapmayacağım şu an, vaktim olmadığı için. Ama yemek için en azından o zevki yaşamak istedim. Biraz böyle toplamak istedim kızlarla. Kendin toplayalım. Kendiniz topluyorsunuz, ne kadar gelirse tattırıyorsunuz, ödüyorsunuz böyle. Emeğini çok zevkledim, ilk defa toplayacağım. Hadi bakalım, hadi kızlar. Nereden geleceğiz? Şuradan girebiliriz. Ablacığım gel. Abla. Abdullah dayının yeri. Ama belli domatesler çok güzel. Şöyle bize poşet verdiler. Burası değil mi? Evet abla. Buradan teşekkür ederiz. Kızlar yavaş şuradan. Alya. Ay bakar mısınız alabildiğine domates tarlası. Anneciğim yavaş düşme. Ay kızlar, güzelliğe bakın. Bakar mısınız? Güzel. Çok kırmızı olanları, tamam mı yavrum? Kürdüklerde bir sürü var, anlamıyorum. Evet. Anne. Ne yavrum? Burada çok kırmızı var. Ama güzel ama.
Dur. Kızlar çok güzel, çok zevkli. Çok zevkli, çok zevkli. Ama bir ileriden toplayacağım. Bunlar turuncu, evet. Şöyle basmadan. Bismillah. Hoppala. Ale bağırma. Evet, şuradakiler daha kırmızı. Bu iyi mi Murat? Bence iyi. Ay çok güzel. Ayaş domatesi kızlar. Hani şu pazarlarda yazan ünlü ayaş domatesi bu işte, burası. Değil çünkü ya, Allah Allah, atma öyle. Ali atma ya. Şimdi kapatayım, ben devam edeyim kızlar. Uf. Burada bize şimdi şey yaptılar. Burası daha kırmızı abla, buradan çekin dediler. Ay bakar mısınız kızlar ya? Çok güzel. Buradan alacağım. Getirdin mi? Baba poşet verir misin? Murat gel, burası daha güzel. Çok iyiyim abi. Domateslerimizi topladık kızlar ya. Çok keyifliydi gerçekten. Kendi elimizle seçtik, topladık. Murat poşet kalmış burada. Ya telefon hala kutu gibi ekran. Güzel değil mi ama? Selam kızlar, biz şimdi evimize geldik. Yaklaşık 2 saat falan oldu. Duşumuzu aldık. Birkaç böyle çok acil kaldıracaklarımı kaldırdım. Gerisi duruyor öylece. Antre berbat durumda. Ve görüncenler gelecek. Şimdi onları çağırdık. Şöyle yemek yapıyoruz. Eşim spesyal. Her zaman yaptığım elemeninden yapıyor. Ben de çok güzel bir sosisli spagetti yapacağım. Bir de doğaya şöyle 2 paket nugget aldırdım. Şimdi onları da kızartacağız ve yemeğe geçeceğiz. Böyle pratik şeyler. Bu bina mükemmel bir menemen var arkadaşlar. Hadi bakalım. Bugün menemen bende. Şöyle arkaya çevireyim sizi. Ya kızlar. Arka tarafta daha şey ya, puslu Murat, neden? Doğa bir bakar mısın? Şimdi iyi mi? Temizle. Temizledim. Ama neyse, yabancı değilsiniz kız. Şuraya da işte birazcık biber doğradım. Çok az ama. Ondan sonra sıvı yağ ekledim. Bir dakika canım. Sıvı yağ ekledim ve bolca da buraya tereyağı ekledim. Şimdi domatesi hafifçe soteledim. 2 pakette şu Pınar aç bitirden doğradım kızlar böyle. Sosisten. Şöyle güzelce bunu bir soteleyim. Eşim de biberi, soğanı kavurdu, domatesini koyuyor. Gelirken Ayasçı'dan aldık ya domates. O domateslerle yapıyoruz. Hadi. Bunlar güzelce bir pişecek. Birazdan salçasını, karabiberini ilave edeceğim. Sonra da makarnasını vereceğim. Ne yavrum? Ve gördüğünüz gibi sosu soteledim. Hemen salçasını ilave ettim. Şimdi azıcık da böyle biber salçası koyacağım kızlar. Ve sonrasında da makarnayı boca edeceğim. Bolca da karabiber ve hafif de kekikle. Vallahi deneyin, çok güzel oluyor sosisli spagetti. Burada da eşimin melemeni oluyor. Şurada da doğaya 2 tane nugget aldırdım. Şimdi bunları da kızartacağım, çocuklar yer diye. Öyle işte kızlar. Yanında da şöyle içeceklerimiz vardı. Doğa kapattı. Ayran var, şalgam var. Bir de şundan var işte. Yeter bunlar.